hala inciyi bulmaya çalışıyorlarmış. Hemen krala doğru yaklaşmış ve "Yüce kralım, inci nehirde değil," demiş. "Sen kimsin?" diye sormuş kral. "Ben sadece fakir bir köylüyüm." "O zaman inci nerede? Hemen söyle bana." Genç adam ağacı göstererek "Kuş yuvasında," demiş. Veziler ağaca bakmışlar. "Evet, genç haklı, yuvada parlayan beyaz bir şey var," demişler. Kral inciyi alıp getirmelerini emretmiş. Bir hiç ve büyük bir inciyle geri dönmüş. Kral çok sevinmiş. "Sen incinin ağaçta olduğunu nasıl bildin?" diye sormuş. Genç de "Ben sadece biliyorum," diye cevap vermiş. Kral adamlarına çok kızmış. "Siz niçin bilmiyorsunuz?" diye bağırmış. "O sadece bir köylü. Siz ülkedeki en bilge insanlarsınız." Vezirler çok kıskanmışlar. "Hadi bu gencin ne kadar akıllı olduğunu görelim. Onu test edelim. Eğer başarısız olursa kafasını keselim," demişler. Kral "Nasıl bir test?" diye sormuş. "Ona iki at gösterelim. Biri genç, biri yaşlı. Hangisinin genç, hangisinin yaşlı olduğunu bilsin. Ama atların dişlerine bakmasın." "Çok güzel," demiş kral. "Yarın sabah ahırda ol." Genç adam yavaş yavaş evine giderken, atların yaşlarını nasıl bilebilirim diye düşünüyormuş. Eve dönünce babasına olanları anlatmış. Babası "Üzülme," demiş. "Bu zor değil. Atları dikkatlice izle. Genç olan kaçmaya çalışacak. Ama yaşlı olan yavaş yavaş yürüyecektir." Ertesi gün genç adam sarayın ahırına gitmiş. Bir hizmetçi iki at getirmiş. Atlar aynı görünüyormuş. Ama sağdaki kafasını çekiyor ve kaçmaya çalışıyormuş. Soldakinin kafası önde, yavaş yavaş yürüyormuş. "Soldaki at yaşlı," demiş genç adam. Vezirler çok kızmışlar. Başka bir test daha düşünmüşler. Ona iki kütük göstermişler. Kütükler aynı büyüklükte ve uzunluktaymış. Vezirler